Evet, herkese yepyeni bir güne selam aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. 12 Nisan 2023 günlerden Çarşamba günü. Hani güzel bir başlangıç oldu yani çoğu arkadaşımız için. Gözünüz aydın, gözümüz aydın. Sağlık Bakanı'ndaki tercih sonuçları dün itibariyle geldi. Yerleşen arkadaşlarımız oldu. Hani 31.601 yeni bir sağlık ordusu, yeni bir sağlık arkadaşlarımız geldi. Tabii herkes için aynısını diyemeyiz. Kır payı kaçıranlar da vardı. Yerleşemeyen arkadaşlarımız da vardı. Önce yerleşemeyen arkadaşlarımıza değineceğim. Ondan sonra yerleşen arkadaşlarımız için de bir şeyler diyeceğim. Şimdi bundan sonraki süreçte nasıl bir süreç sizi takip ediyor veya sizler nasıl bir yol haritası çizeceksiniz? Onlara değineceğim şimdi. Yani şöyle kendim de bu yoldan geçmeme rağmen geçtiğim halde şu ibareyi görmek çok çok can sıkıcı, çok böyle moral bozucu, çok böyle hani insan harbiden canını sıkabilecek bir cümlede şöyle diyor. Herhangi bir kuruma yerleşemediniz ibaresini görmek gerçekten çok iğneleyen, çok kötü bir duygu harbiden. Allah kimseye göstermesin ama burada hayatın bir gerçeği yaşayan arkadaşlarımız var. Duygularınızı, şeylerinizi anlayabiliyorum. Çünkü ben bu ibareyi o herhangi bir kuruma yerleşemediniz ibaresini tam 5 kez yaşadım. 5 kez yaşamış bir insanım. Yani ama yine de tabii her şey nasip, her şey nasip yani nasipten öte bir şey yoktur. Tabii emeğinizin karşılığı muhakkak bir gün elbet bir gün alacaksınız ki buna hiçbir tereddütünüz olmasın. Yani kendinizi motive edebilirsiniz yani şu şekilde. Olmadı, nasip değilmiş. Demek ki sizin için daha güzel, daha hayırlı şeyler vardır. Canınızı sıkmayın. Ama bundan sonraki sürece nasıl bir süreç takip edebilirsiniz? Sağlık teknikerleri için diyorum ve orta işte teknisyenler için de diyorum. Biliyorsunuz ki yeni ikinci bir sınav 2024'ün ta işte en erken Eylül, Ekim, Kasım bilemedim Aralık ayında olur. Yani daha önümüzde neredeyse bir yıldan fazla, 1,5 yıla yakın bir süre vardır. Ha, bundan sonra şeyler olur mu? Alımlar olur mu? Muhakkak olur. Bakın arkadaşlar, ben 2022 ile 2024 arasında muhakkak hep değiniyordum işte sürekli işte elinize geleni yapın, puanlarınızı cebinize alın ve kullanabileceğiniz alanlar muhakkak çıkacaktır. Şimdi Sağlık Bakanlığı ikinci alım oldu. Bundan sonraki süreçte de muhakkak alım olacak. Ha, bilakis ben Ağustos ve Eylül ayından birlikte. Çünkü Mayıs ayında bir seçim var. Seçimden sonra yeni bir hükümet, yeni bir bakanlık falan vesaire derken bunlar yani işte hani Haziran'dan sonra, Temmuz'dan da sonra, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık bilemedim yılbaşı ile birlikte muhakkak alımlar olacaktır. Merkezi alımlar olacaktır ama üniversite hastaneleri başta olmak üzere belli başlı kurumlar, özel yerler muhakkak alıma çıkacaktır. Puanlarınızı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Siz yani İşte 2024 KPSS sınavını beklemek istemiyorsanız bu tür olasılıkları işte üniversite hastaneleri, özel yerleri, başka kurum ve kuruluşlarda biliyorsunuz ki Milli Eğitim Bakanlığı sağlıkçı aldı. Ondan sonra dedim ki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı alıyor. Yani bunlara da değerlendirebilirsiniz puanlarınızı ki puanlarınızı da değerlendirmenizi ben sürekli altını çiziyorum. Değerlendirin o konuda. Hele puanları biraz daha düşük yani çok düşük veya kapattığı puanın çok çok altındaysa muhakkak değerlendirmenizi istiyorum. Yani şey dedik işte 2024 KPSS sınavına daha çok var ve hali hazırda ülkemiz hem Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimine gidiyor. Ondan sonra seneye Mart ayında, Mart'ın sonunda 31 Mart'ta tabii bir değişiklik olmasa hani yerel seçim de var. En az milletvekili seçimi kadar yerel seçimler de çok çok önemlidir partiler için. Yani yeni müjdeler, farklı müjdeler de karşılaşabiliriz ki ona göre bu puanlarımızı değerlendirmemiz gerekiyor. Bakın lisanslar Temmuz ayında tekrardan KPSS sınavına girecektir. KPSS sınavına güzelce hazırlayıp güzelce puanlarınızı alın. Gerek sağlık alanında, gerek öğretmenlik alanında, gerek başka alanlarda, mühendislik alanında yani puanlarınızı değerlendirebiliriz. Bu farkındalığı ve bu bilincinin farkına bağlı. Yani bu alımda yerleşemediniz. Üzüntü var mı? Var. Hani bu dünyanın sonu değildir. Kendinizi de hani şey yapmayın böyle hani sıkarak rahatsız bir duruma getirmeyin.
Önünüze daha güzel kapılar muhakkak açılacaktır ki açılacağına ben canı gönülden inanıyorum. Çünkü halihazırda 2024'ün ta işte Mart sene bu zamanlara kadar şey olacaktır. Seçim gündemi olacak. Yeni bir başlangıçlar muhakkak. Yeni müjdeler, yeni vaatler olacaktır. Bunlara göre kulağınızı, gözlerinizi açmanızı tavsiye ediyorum. Benim görevim neydi? Size farkındalık yaratabilmek, bir bilinç oluşturmak. Bunları şey yapın, yani görevinizi, şeyinizi yapmayın, şey yapmayın böyle. İşte atanamayan arkadaşlarınız için bunları değindikten sonra bundan sonra işte gelelim yerleşen arkadaşlarımız için, atanan arkadaşlarımız için. Öncelikle hayırlı olsun, uğurlu olsun. Rabbim nice güzel şeyleri yaşamayı nasip etsin. Çok güzel bir duygudur öncelikle. İnsanın kendisi başta olmak üzere gerek anne babası, ailesi, çevresi, akrabası, arkadaşı bundan çok çok mutlu oluyor. Bilakis yani ben de mesela çoğu arkadaşları tanımıyorum ama yorumlardaki o işte hani sevinci gördüğüne veya ben Instagram üzerinden şuna bir değineyim böyle. Instagram üzerinden bana çokça ulaşan arkadaşlarım oluyor. Ama ben bilakis yani belirtmişim böyle hani Instagram üzerinde zaruri bir durum olmadığı sürece cevap vermeyeceğim diye. Çünkü orada ben kişisel hesabım olduğu için böyle hani pek olarak kullanmıyorum ticari olarak. Ondan sonra yorum kısmında elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Ve aynı zamanda kendimle çalıştığım için bir sağlık memuru olduğum için aynı zamanda hani her zaman 7-24 saat bununla da ilgilenmediğim için elimde geldiği kadar bununla ilgileniyorum ve hobi olarak yapıyorum. Seviyorum yani ben de bu yoldan geçtiğim için bundan sonra gelen bu yoldan gelen arkadaşlarıma da yardımcı olmak istiyorum. O sevinçlerine bir nevi ortak olmak istiyorum. Farkındalık yaratmak istiyorum. Bilinç oluşturmak istiyorum. Evet. Yerleşen arkadaşlarım şöyle bir cümle kurdu. Ben çok çok sevdiğim bir cümledir. İşte bilmem falan falan kuruma yerleştiriniz. Kurumla irtibata geçiniz ibaresi çok güzel bir duygudur. İnsan çok çok mutlu oluyor. Yüzünüzdeki, gönlünüzdeki o mutluluğu hissedebiliyorum. Bundan sonraki süreç çok çok farklı pencereler, çok farklı hayatlar sizi bekliyor olacaktır. Yani sizin bu süreçte yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Bundan sonra hızlı bir şekilde artık arşiv soruşturmanız başlanacaktır. İşte arşiv soruşturması 1-2 ay içerisinde gerçekleşecek ve ÇKS'ye işte hani düşecek. ÇKS'de durum yani duyuru gelecektir. SMS de gelebilir veya portal üzerinde de siz sorgulatabilirsiniz. İşte o göreve başlama duyurusu geldikten sonra belli başlı evraklar var. İşte ne bu evraklar nelerdi işte hani fotoğraftır, diplomadır, adli sicil belgesi, ondan sonra ÖSYM sonuç belgesi, ondan sonra efendime söyleyeyim askerlik durum şeyidir. Bunlar sizden istenecektir. Bunlar işte göreve başlama duyurusu geldikten sonra evraklarınızı teslim ettikten sonra göreve başlarsınız. Bu da büyük ihtimalle ne zaman olur? Şimdi neredeyse 15 Nisan'a geliyoruz. Bugünden itibaren başladığını varsayarsak hani böyle ben Mayıs sonrasında ya da Mayıs'tan hemen önce şimdi o 15 Mayıs'tan yani 14 Mayıs'tan önceki süreçte hızlı bir şekilde zimmete düşmeler gerçekleşip göreve başlanabilirsiniz de veya seçimden sonrasına da kalma durumu da var. Yani kendinizi psikolojik olarak onlara hazırlamanız gerekir. Bu süreçte biraz beklemek de yani ne zaman ha bugün ha yarın durumu da çok heyecanlı ve biraz stresli bir durumdur. Yani şu anda yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Bekleyeceksiniz. Arşiv soruşturmanızı işte arada ÇKS'de ya da portalda sorgulatabilirsiniz. Veya size direkt mesaj geliyor zaten. Herhangi bir sıkıntı yok. Hani bir ev konusuna bile değineceğim. Şimdi atandınız. Herkes kendi memleketine veya kendi yaşadığı yere atanmamıştır. Farklı illere, farklı bölgelere, farklı yerlere atanan arkadaşlarımız da var. Şimdi diğer grup yani birinci alımda olduğu gibi bundan da şey demiştim. Yani ben siz işte göreve başlamadan ev tutmanızdan, eşya almanızdan taraf değilim. Böyle bir şey yapmayın. Eğer bilmiyorsanız, etmiyorsanız, hiç gitmediğiniz, hiç görmediğiniz bir yer ise. Ha şehrinizi araştırabilirsiniz, ev fiyatlarını araştırabilirsiniz, eşya fiyatlarını araştırabilirsiniz ama herhangi tutma, eşyaları satın alma gibi şeylere kalkışmayın şu an şimdiden.
Size tavsiyem nedir bu süreçte, ilk bir iki ay süreçte? Orada herhangi bildiğiniz arkadaşlarınız varsa arkadaşlarınızla bir iki ay kalabilirsiniz. Ta ki işte hani ortama girene kadar, şey yapana kadar. Ondan sonra kendi evinize geçebilirsiniz veya arkadaşlarla arkadaşlık kurup eve çıkabilirsiniz. Veya işte hani bilmem bildiğin apartlar şeyler falan varsa onlara da anlaşmalı bir şekilde kalabilirsiniz. Ta ki işte hani alışana kadar. Ondan sonra kendi evinize de geçersiniz, şey yaparsınız. Çünkü siz yerleşmeden, başlamadan böyle bir duruma şey yaparsanız, örnek veriyorum, ev tutuyorsun, evin hastaneye ulaşımı olsun, şeyleri falan olsun, bilmediğiniz için yani insan başına ne geliyorsa diyor bilmediğinden geliyor ya da işte farkın olmadığı için geliyordur. Bunun bilincinde olmanızı istiyorum. Tavsiyem odur ki varsa bir arkadaşınız veya bir akrabanız veya bir şeyiniz, idare olarak kalmanız, ta ki işte yani birkaç haftada, birkaç ay kaldıktan sonra zaten önümüz bahar, sizin öyle bir avantajınız var. Kaldıktan sonra, ondan sonra kendi evinize, kendi şeyinize geçebilirsiniz. Şöyle bir durum şey yok. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Rabbim daha güzel sevinçlerle sizleri şey yapsın. Bundan sonra çok güzel, çok farklı bir hayat sizi bekliyor. İkinci bir tavsiyem ise bütün arkadaşlara diyorum böyle. Gerek sosyal medyada gerek yüz yüze olan arkadaşlarıma. Şimdi siz bundan sonra 657'ye tabi bir memur olacaksınız. Sizden tavsiyem, sizden ricam 657'yi bir açın. İşte memur hakları nedir? Görevleri nedir? Sorumlulukları nelerdir? Sizlerin nasıl bir şey bekleniyor? Veya işte diyelim ki branşınız her neyse, işte hani diyelim ki hemşireyseniz, sekreterseniz, anesteziyseniz, işte görevleriniz, sorumluluklarınız nelerdir, haklarınız nelerdir, bunlar bir bilgi sahibi olun. Çünkü insan haklarını, sorumluluklarını, görevlerini bildikten sonra ondan sonraki süreç çok çok daha hızlı ve daha güvenli oluyor. Bunları da altını çizdikten sonra güzel günler şey olacak. Bekleyeceğiz, bekleyeceğiz. Ha, şunu da değinmek istiyorum. Muhakkak, muhakkak yani hele dönem sonu bu 2023'ün sonuna doğru ben alım bekliyorum çünkü yani muhakkak alım olacak. Şöyle düşünün. Zaten daha 2024 KPSS'de çok var. Ondan sonra işte seçim vaatleri var. Ondan sonra kontenjan boşluğu var. Bunlar muhakkak şeyler. EYT var, bak EYT'leri unutuyoruz. EYT'lerin yaratabileceği boşluk var. Muhakkak alımlar olacaktır. Sizden tek ricam, bilinçli olun, farkında olun ve yeri ve zamanı geldiğinde puanlarınızı bu konuda değerlendirmeniz. İnşallah güzel sonuçlar alacaksınız. Çok çok güzel yarınlar bizleri bekliyor olacaktır. Yani anlatacaklarım bu kadar bugünlük. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, güle güle kalın. Allah'a emanet inşallah.